Eğer CNN yani Convolutional Neural Network üzerinde çalışıyorsanız ve büyük bir veri seti işliyorsanız ne olur? Sorusunun cevabı. Eğer yeterli donanımınız yoksa, donanım yoksa böyle bir fotoğraf çektirebiliriz. Fakat Google ve diğer büyük altyapı sağlayıcıları sağ olsunlar. Bunlardan bir tanesi Google'ın Colab çalışması. Colab'da bize online olarak kullanabileceğimiz bir ortam veriyor. Ve 12 saatlik bir eğitme süresi veriyor bize. Ücretsiz olarak CPU, GPU ya da TPU üzerinde çalışabiliyoruz. Yani CPU olarak da kullanabilirsiniz, bilgisayarınızı kullanmak istemiyorsanız. Online bir editör gibi düşünün ortamı. Birazdan gösteririm. O ortamda siz kodlarınızı, modelinizi yazıyorsunuz, algoritmanızı vesaire çalıştırıyorsunuz ve arka tarafta ciddi bir donanım üzerinde çalışıyor. Eğer GPU'n yoksa Google Colab sana bir GPU veririm diyor. Hatta TPU da verebiliyor. Tensor Process Unit. Bu da Google'ın geliştirdiği bir zaten altyapı. Daha yüksek hesaplama kabiliyetine sahip. Onu da online olarak kullandırabiliyor. Hatta hiç görmeyen arkadaşlar varsa ben şöyle bir göstereyim. Şöyle bir ekran çıkıyor. Google'a sadece Google Colab yazmanız yeterli. colab.research.google.com buraya gelir ve burada mesela examples alanı var. Bunları açabilirsiniz. Size bir notebook alanı oluşturuyor aslında. Recent ve Google Drive tarafında bunlar yapılabilir. Mesela ben şöyle bazı çalışmalar yapmışım. GitHub'tan bunları çekebilirsiniz ya da upload edebilirsiniz. Bazı dosyaları falan. Geçiyorum. Nedir diyor bu? Burayı okuyabilirsiniz. Şöyle bilgi sahibi olmak için. Aslında basit anlamda şöyle kodlar gösteriyor. Bakın bu mesela Matplotlib görselleştirme kütüphanesini kullanarak bir görsel çıktı üretmenizi sağlayan bir örneği yazmış buraya. Getting started. Burada geçiyorum onu. Mesela Machine Learning Examples. Şuradan direkt yeni bir alan açabiliriz. Mesela New Notebook. Ama şimdilik şurayı gösteriyorum biraz. Mesela Retraining and Image Classifier. Şunu açalım. Orası açılırken Video Interpolation var. Aynı şekilde. Biz şuradan yeni bir tane notebook açabiliriz. Upload notebook diyerek kendi notebookumuzu buraya yükleyebiliriz. New diyelim. Ve Retraining and Image Classifier. Şurada bir örnek gösteriyor mesela. İşte internetten bir dataset çekecekseniz aynı şekilde mesela Flower, Photos, TGZ diye bir sıkıştırılmış dosya. Bu aslında resim, çiçek resimleri üzerinde analiz yapabilmeniz. Onun için oluşturulmuş bir Hello World dataseti. Oraya bakarız. Bakın şöyle bir ortam çıkıyor. Buraya kodlarınızı yazdınız diyelim. Ondan sonra Enter dediğinizde alta iner. Tabii açıklama alanları falan oluşturabiliyorsunuz burada gibi. Ondan sonra eğer Shift Enter'e basarsanız bunu çalıştırmaya uğraşır. Dikkat ederseniz sol tarafa. Tabii çalıştıramayacak. Burada Python vesaire yazabiliyorsunuz. Şuradaki simge dikkat ederseniz Run Cell diyor. Bunu arka tarafta sunucusunda çalıştırmaya uğraşıyor. Tabii Python hata verdi. Şurada bir örneğimiz var. Mesela bakın zaten buradaki notebook tamamen cloud'da çalışan bir halde ve örnekler de buna çevrildi. Sadece şurada Run Cell butonuna basmanız yeterli. Çalıştıktan sonra burada çıktığı gösterecek. NumPy eklemiş mesela hesaplama kabiliyeti için. Bakın Matplotlib görselleştirme için kullanılıyor. Bunun gibi çok güzel ve faydalı. Aldığım duyumlara göre Colab
Yani Google bu servisin pro versiyonunu hazırlıyormuş. Bunun üzerine çalışıyorlarmış ve bu da aşağı yukarı 24 saatlik bir eğitime süresi verecek, kullanım süresi verecek diye duyuyorum. O da çok düşük bir ücretle kullanılabiliyor olacak. O da çok ciddi başarı ve güzel, faydalı olacak diyebilirim. Aynı zamanda şunu da yapabiliyorsunuz. Mesela bir algoritma yazdınız, başka birisine göndermek ve test ettirmek istiyorsunuz. Colab üzerinden bunu paylaşmak çok rahat, çok kolay. Sadece şuradaki linki paylaşmanız yeterli. Şurada share alanı var mesela. Buradan bunu paylaşabilirsiniz. Bir makale gibi kullanabilirsiniz burayı. Gönderdiğiniz kişi de herhangi bir şey kurmadan burayı rahatlıkla o yazdığınız kodu çalıştırıp test etmek için de kullanılabilir. Bu yüzden harika diyebilirim. Bunların hepsini inceleyebilirsiniz.